Adım Ertan abi. Bu video mekanik ve problemlerini anlamak, düzeltilebilecekleri düzeltmek ve mekanik diskin nasıl bir mantıkla çalıştığını ve neden problemli bir yapı olduğunu anlamak için çekiyor. Şimdi öncelikle disk nedir? Disk her bilgisayarda, bu süper bilgisayar, normal bilgisayar, desktop, sunucu fark etmeksiz. Cep telefonunuz ve hatta konserteniz dahil olmak üzere verilerin kalıcı olarak saklandığı yere deniyor. Bu disk dediğimiz sistemler mekanik ve solid state, daha doğrusu NAND diskler olarak da iki kısma ayrılıyor. Bugün bu videoda izleyeceğimiz diskler, inceleyeceğimiz disklerse mekanik diskler. Şimdi mekanik disk dediğimiz sistem nedir? Resimsel olarak şöyle bakarsak eğer, mekanik disk dediğimiz sistem budur arkadaşlar. Tabii siz bilgisayarınızı aldığınızda şöyle bir kutu şeklinde alıyorsunuz. Fakat içeriği şu ve onun da dijital olarak yansıtılmış hali bu. Şimdi bu mekanik disk dediğimiz sistem tam olarak ne yapıyor? Biz verilerimizi, yani klavyemizden basmış olduğumuz A harfini, Ethernet kartımızdan gelen ping istekli veya data istekli veya dokunmatik ekranımızda aracılığıyla çizmiş olduğumuz resim veya atıyorum herhangi bir veri girişinin saklanmış olduğu yere biz disk diyoruz ve bunları kalıcı olarak saklayan malzemeyi de disk diyoruz ve diskin tam olarak yaptığı işlem de budur. Peki diskin fiziki yapısı bu. Mantıksal yapısı nelerden oluşuyor? Onlara bakalım. Disk sistemleri tracklerden oluşur arkadaşlar. Bu trackler bildiğiniz eski gramofon plak sistemlerini hatırlayan olabilir. Bu gramofon plak sistemleri de aynı mimaridedir ve disklerin aslında atası diyebileceğimiz delikli kartlar, gramofon disklerse disklerin atası olarak da sayılabilir. Gramofon plaklarda biliyorsunuz üzerine koymuş olduğunuz okuyucu kafa bu diskin üzerindeki izi takip ederek buradaki iniş çıkışlardan ses tonunu anlayarak ne yapıyordu bize? Müzik, yani bunu müziğe çevirerek bu fiziki veriyi sese çevirerek bize yayın yapıyordu. Tabi disklerde aynı mantığı izliyor. Bu çevresinde dönen bu çizgileri biz track diyoruz. Bu trackler ise sektörler şeklinde ayrılmıştır. Sektörler bu train bir track çizgisinin üzerindeki 512 byte'lık veyahut diskin yapısına göre değişebilecek şekilde normal masaüstü sistemlerde genelde 512 byte civarındadır. 512 byte'lık alanlara söylüyoruz. Yani 512 adet 1 ve 0'ı yazabildiğimiz alana da biz bir sektör diyoruz ve track sektörü olarak geçer. Aynı zamanda disklerde büyük kapasiteli disklerin formatlanabilmesi için trackler, daha doğrusu şöyle, diskler dijital olarak adreslenirler. Çünkü bizim kullanmış olduğumuz bilgisayarlar nedir arkadaşlar? Dijitaldir ve adresleme mantığıyla çalışırlar. Adresleme mantığı olduğu için bizim her bir tray'i, daha doğrusu sektörü işaretlememiz gerekiyor. Fakat disk kapasitesi çok büyüdüğünde, yani diskin üzerindeki track sayısı, mekanik diskin üzerindeki track sayısı arttığında veya kafa sayısı veya plaka sayısı arttığında bunları adreslemek gerçekten problem. Bu nedenle de cluster denen mimariler kullanıyor. Bu cluster denen mimariler ise sistemin üzerindeki sektörleri birleştirerek atıyorum 4 sektörü, 5 sektörü, yeri geliyor 30 sektörü tek bir sektör gibi göstermeye çalışıyor. Fakat burada bir yanlış anlaşılma olmasın, bu konunun içerisinde de var ama şimdi ben söyleyeyim, yeri geldiği zaman tekrar açıklayınca arkadaşlar ne dediğimi daha iyi anlayacaktır. Bu Stripe çalışan bir sistem değil. Yani Stripe'den Liner çalışıyor. Şöyle, ben birinci sektör, ya cluster'a ben bir veri gönderdiğim zaman, bir cluster grubun içine veri gönderdiğim zaman, bu cluster'ın içerisindeki tüm sektörler aynı anda yazılmıyor. Birinci sektörde oluyor, ikinci sektör geçiyor. Yani Liner bir sistem izliyor. Yani birinci sektör, ikinci sektör, üçüncü sektör, dördüncü sektör, artık kaç sektörden oluşuyorsa bu sektörlerin hepsine veri yazarak devam ediyor. Yani Stripe şeklinde bir RAID mantığı gibi çalışmıyor. Yani ben bir veri gönderdim, bir cluster mimarim var. Cluster mimarim varsa bunların hepsine birden aynı anda yazılsın gibi bir sistem yok. Şimdi diskin oluşturan parçalardan bir tanesini çok iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da bizim aktorum arm ve hit dediğimiz, yani okuma yazma kafası ve kolu olan kısım. Onlar da şurası oluyor. Çünkü mekanik disklerde en büyük problemi çıkartan
ve aslında çok yavaş çalışmasına neden olan kısım tam olarak bu kısımdır. Çünkü mekanik bir, siz plakanın üzerine bir veri yazıyorsunuz ya da veri okuyorsunuz. Aslında bunun üzerine aynı anda çoklu şekilde veri yazıp okuma imkanınız varken, yani 4 tane kafa ve 4 tane kolla aynı anda 4 veri yazıp 4 okuma yapabilecekken veya 2 okuma 2 yazma yapabilecekken, maalesef tek kafa tek kol olmasından dolayı aynı anda sadece 1 okuma ya da aynı anda sadece 1 yazma yapabiliyorsunuz. Peki bu sistem bu kadar yavaş ise nasıl bizim bilgisayarlarımızda işletim sistemlerimiz çalışıyor? Çünkü bizim işletim sistemlerimiz üzerine işletim sistemi yüklü bir disk aynı anda yüzlerce okuma ve yüzlerce yazma isteğine cevap verebiliyor. Bu kısımdan önce track'lere tekrar dönelim ve cluster mimarisiyle track'i daha iyi anlamaya çalışalım. Şimdi track mimarisi şu şekilde arkadaşlar. 512 byte'lık bölümlere bölüyoruz veya daha yüksek disklerde işte daha büyük bölümler vesaire olabiliyor. Peki biz kafayla bu 512 byte'lık sektör alanına, track demişim özür dilerim, sektör alanına veri yazdığımızda ne oluyor? Şimdi ona bir bakalım isterseniz. Şimdi şuradan bilgisayarımıza gelelim. Burada maker'dır test adı altında bir klasör oluşturalım. Şu testin içine girelim. Şimdi ilk önce bir tane file oluşturalım değil mi? Torch file1.txt. Şimdi gördüğünüz gibi benim bir tane file'im var ve boyutu 0 byte. Yani bu diskin üzerine yazılmamış arkadaşlar. Diskin üzerinde bulunmuyor. Bu nerede bulunuyor? Bu bir database'in içerisinde bulunuyor. Aslında disklerimiz de bir database gibi çalışırlar. Şimdi burada file.txt'nin içerisine bir veri yazalım. Şimdi bilgisayarımızda normalde bizim basmış olduğumuz her karakter, yani bir her ASCII karakter, A, B, C, D, F, 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz karakterlerin hepsi toplamda 8 byte'lık bir alan tutar. Daha doğrusu 8 bit'lik bir alan tutar. Şöyle yapalım. Echo A ve bunu file1.txt'nin içerisine yaz. Şimdi tekrar bakalım ne kadar alan tutmuş. O 2 byte'lık bir alan, 2 bit'lik, 2 byte'lık bir alan tutmuş. Bu gerçekten çok yüksek. Muhtemelen file1.txt'nin de kendisi artık yazıldığı için dosyanın kendisi de bir veri haline gelmiş durumda ve içermiş olduğu veri var. Peki bu benim diskimde gerçekten 2 byte'lık bir alan mı tutuyor? Şimdi bu 2 byte'lık alanımda gerçekten ne kadar tuttuğuna bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi 4000 byte'lık bir alan tutuyor. Yani ben aslında bunun içerisine toplamda 8 bit, hani dosyanın kendi ismiyle beraber vesaire deseniz 200-300 bitlik bir ne yaptım? Diskimin üzerine veri yazdım. Fakat günün sonunda bakıyorsunuz ki bu 4000 byte civarında bir veri tutuyor. Şimdi tekrar şu track ve cluster mimarisine tekrar dönelim. Şimdi bilgisayarımızda trackler var dedik. Daha doğrusu diskimizde trackler var dedik. Bunlar sektörler olarak ayrılıyordu ve 512 byte'lık sektörlere bölmüş durumdalardı. Ve bunları da işletim sistemleri adreslemeyi kolaylaştırabilmek için cluster mimarisinde yapıyorlardı. Şimdi ben fiziki diskimde hemen şöyle bakalım. Sudo fdisk-l dev sda. Burada SDA'nın, SDA benim bu bilgisayarım üzerinde şu an kullanmış olduğum mekanik, daha doğrusu fiziki diskim. Bu bir SSD disk. 512 byte'lık formatlamaya izin verebiliyor. Yani bu ölçeklerde. Fakat kullanmış olduğum X4 sistem bunun üzerinde 2048 byte'lık cluster'lar oluşturmuş durumda. Bu durumda ben bir veri yazdığımda istersen verim 8 byte olsun, istersen 10 byte olsun, benim sektörümün içerisinde ki hatta bu sektör işletim sistemi tarafından cluster'lanmışsa cluster'ımın üzerindeki toplam alanı tutacaktır. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Bir kütüphane rafı düşünün. Hatta şöyle bakalım. Evet. Şöyle bir kütüphane rafı düşünün. Şimdi benim buradaki rafımın içerisinde bakın şurada boşluklar var, görüyor musunuz? Şurada bir boşluk var. İşte şu alanda şöyle boşluklarım var. Şu alanda şu şekilde boşluğum var. Yani ben buraya bu kitapları ne kadar düzenli koyarsam koyayım, değil mi? Bu sistemin üzerinde ne oluyor arkadaşlar? Boşluklar oluyor. Şimdi normalde disklerin problemlerinden bir tanesi bu. Peki bunun sizin taraftaki karşılığı ne? Yani normal bir kullanıcı oturdu. Ya bu beni neden çok fazla ilgilendirsin? İlgilendirme nedeni şu. 1 terabayt disk alıyorsunuz. Ama günün sonunda işte 900 GB veya 300 GB'lık veri yazıyorsunuz. Fakat 1 TB diskinizde 1 TB'lık veri varmış gibi gözüküyor.
Günün sonunda bu tür diskler, bu sektör ve cluster yapıları nedeniyle tam kapasiteyle kullanılamayabiliyor arkadaşlar. Yani RAW kapasite dediğiniz kapasite aslında sizin tam olarak RAW kapasitenizde olmayabiliyor. Ki burada bu RAW kapasiteyi tam olarak kullanmak istiyorsanız atıyorum 1 terabaytlık bir diskiniz varsa 1 terabayt tek bir dosya yazdığınız zaman evet 1 terabaytlık veri yazmış olursunuz. Ama maalesef yazmadığınız sürece böyle küçük dosyalar halinde ya da atıyorum çok sayıda farklı boyuttaki dosyalar halinde yazdığınız zaman bu cluster ve sektör mimarisi nedeniyle ne oluyor arkadaşlar? Diskinizde çok büyük kapasite alanlarını kaybedebiliyorsunuz. Peki bunu düzeltmenin yolu var mı? Bunu düzeltmenin yollarından bir tanesi compressing. Eğer ki işletim sisteminizin disk format sistemi compressing destekliyorsa bunu yapabilirsiniz. Yani compressing şunun gibi düşünün. Ben ikinci bir file'ım daha var. Echo. Direkt file oluşturalım. B harfi. Tamam. Bunu file1.txt yerine file2.txt yazayım. Şimdi bakın elimde iki adet dosyam var. Okey. Bunlar boyut olarak şu şekilde devo-humanity desek desek hepsini gösterir. Okey. Şimdi normalde çok küçük boyutlu olmalarına rağmen ikisi birden ne oldu arkadaşlar? 4K'lık bir dosya oluşturdu. Şimdi eğer benim mekanik yani disk yöneten disk format sistemim bunu fark ederse ne yapabilir arkadaşlar? Cat star file3.txt dediğim zaman bakın ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bakalım şimdi tekrar kapasite olarak. Bakın file 1 4000 byte, file 2 4000 byte, file 3'ün kendisi yine nedir arkadaşlar? 4000 byte. Peki file 3 ne işi içeriyor? A ve B'yi içeriyor. Yani bu hangilerini ihtiva ediyor? Cat file 1 ve cat file 2. Şimdi file 3 ne yapıyor arkadaşlar? 1 ve 2'nin içindeki veriyi ihtiva ediyor. Aynı boyut tutuyor. Fakat günün sonunda disk alanında kapladığı alan daha büyük. Yani ne yapabiliyorsunuz? Compression dediğimiz sistem hani compression olabilir, deduplication olabilir, defrag yapmak da olabilir. Bu diskinizin üzerindeki verileri ne yapabilirsiniz? Bu şekilde düzenletebilirsiniz. Ama günün sonunda bu cluster yapısı ve sektör yapısı nedeniyle böyle ciddi bir problem var. Bu arada SSD diskler için aslında çok da farklı değil. Yani mekanik ve SSD disklerde aynı problem devam ediyor. Şimdi bunu nasıl düzeltiyoruz arkadaşlar? Biz bunu defrag sistemiyle düzeltiyoruz. Yani bizim bakın burada 4 tane dosyadan bahsediyoruz. Biz bu 4 tane dosyayı sisteme göndermişiz. Değil mi? 4 tane dosyayı sisteme gönderdiğimizde atıyorum birinci dosyamız bakın şuradan başlamış, yazmış, sonra ikinci bir request gelmiş, onu yazmış, sonra üçüncü bir request gelmiş, sonra tekrar birinci dosyanın ikinci bir requesti gelmiş, yazmış, sonra ikinci dosyanın, daha doğrusu file C'nin requesti gelmiş, buraya yazmış, sonrasında bir alt kısma geçmiş, dönmüş muhtemelen şurada başlıyor tekrardan yazmaya, file C'den çok büyük bir request gelmiş, file D'den gelmiş şeklinde bu şekilde dosyaları yazmış. Şimdi eğer biz burada defragmasyon işlemi yaparsak şöyle bir kar oluyor bize. File A'yı alıp ardışık olarak yazıyor. File B'yi alıp ardışık olarak yazıyor. File C'yi alıp ardışık olarak yazıyor. File D'yi alıp ardışık olarak yazıyor. Hatta şöyle yapalım. Google'a girelim. Bir disk defragmasyon yazalım. Disk defrag diyelim. Şöyle görsellere bakalım. Bakın disk defragmation dediğimiz sistem buna benzer bir sistem. Ya ne yapıyor? Veriyi bu şekilde başlıyor. Bakın şurada parçalanmış veriler var. Bu parçalanmış verileri yukarıdan itibaren ardışık olarak düzgün bir şekilde dosyaları ne yapıyor? Yazmaya başlıyor. Bu bize ne kazandırıyor? Alan kazandırıyor. İkincisi olarak ne kazandırıyor? Okuma performansı kazandırıyor. Yani defrag edilmiş bir disk yüksek okuma oranlarına sahip bir disktir. Şimdi şuraya tekrar gelelim. Şimdi konunun başında şöyle demiştim. Bir kafa ve bir kol var ve bu kafa diskimizin üzerine manyetik olarak veri yazmakla yükümlü olan kafa. Kol da bunu ne yapıyor arkadaşlar? Bu tracklerin arasında gezdiriyor. Fakat bir kafa var ve bir kol var. Bu durumda aynı anda ya yazabilir ya okuyabilir durumda ve birden fazla request gelirse
Yani birden fazla farklı tireye, farklı sektörün ya da disk sektörlerine veri yazması ya da buradan veri okuması gerekirse ne yapacak? Bu durumda aslında hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamayacağı için de şöyle bir durumumuz var. input output dediğimiz sistem, yani I/O dediğimiz sistem, ki bu bizim için çok çok önemli olan bir sistem. Çünkü bilgisayarımızda multi işlem yaptığımız zaman, ki bakalım şöyle, hatta bilgisayarımızda bakın şu an kaç tane işlem dönüyor mesela. Hani ben ön tarafta sadece bunları açtım ama arka tarafa baktığınız zaman birçok işlem dönüyor ve bilgisayarın üzerinde şu an birçok şey var, işlem var ve bu işlemlerin hepsi disklerle, işte atıyorum şeyle, CPU ile, RAM ile, Ethernet kartına vesaire vesaire işlemler yapıyor ve bunların çıktıları ne yazılıyor arkadaşlar? Ya RAM'e yazılıyor ya da diske. Yani sonuçta bunda veriler sürekli havaya gitmiyor. Bu verilerin bir kısmı hani nula gitse de bir kısmı gerçekten işe yarayan kısımları da disklere yazılıyor, RAM'lere yazılıyor şeklinde. Peki bu kadar request'te bu disk nasıl cevap veriyor? Aslında cevap veremiyor. Cevap veremediği için bu mekanik disk mimarisinde cache dediğimiz, daha doğrusu tüm sistemler olan bir cache mimarisi var. Cache mimarisi. Okey. Şimdi cache mimarisi nasıl çalışıyor arkadaşlar? Ona bakalım. Şimdi bizim nelerimiz var? Diskle ilgili bir okuma isteklerimiz var. Doğru mu? Bir yazma isteğimiz var. Yazma isteğimiz var. Değil mi? Bundan sonra da bir neyimiz var? Verimiz var. Verim. Şimdi normalde benim şu okuma isteği, yazma isteği ve bunların sonucu olan veri isteği. Şimdi şöyle yapalım. Benim bilgisayardan bir okuma isteği geldi. Mesela ben Firefox'u tıkladım ve açmak istedim. Yani daha doğrusu şöyle, Firefox'u tıkladım ve açmak isteyeceğim. Bu okuma isteği nereye geliyor arkadaşlar? Cache'e geliyor. Tamam. Bu burada bir request halinde duruyor. Bunu ne yapması lazım arkadaşlar? Şuradaki veri, yani Firefox verisini buradan bulmalı. Hatta burada birkaç tane verimiz var böyle. Atıyorum bir Firefox'umuz var, bir TXT dosyamız var, bir vesairemiz var, bir vesairemiz var. Ya burada bir sürü böyle verilerimiz var bizim. Şunu kaldıralım. Şurada bir verimiz var. İşte şurada bir verimiz var. Şurada bir verimiz var. Değil mi? Tamam. Okuma isteği geldi. Şimdi kafanın gidip bunu, yani bu cache tarafı ve kontrolcüsü sayesinde kafanın bunun hangi sektörde, hangi track'te, hangi sektörde ve hangi cluster'da olduğunu bulup ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Bu veriyi buradan hop alıp cache üzerinden buraya göndermesi gerekiyor. Peki aynı anda bir okuma isteği gelirse buradan, pardon, bir yazma isteği gelirse doğal olarak ne olacaktır arkadaşlar? Bir tane farklı tipteki bir veri cache üzerinden buraya gelecektir. Şimdi gelelim diskin sistemine. Input output nedir? İstek nedir? Arkadaşlar I/O bizim için aşırı önemli. IOS'u çok çok düşük olan bir diske işletim sistemi dahi yükleyemeyebilirsiniz. Ki mesela USB disklerde vesairelerde input output oranı oldukça düşüktür. O yüzden mesela USB diskiniz eğer hani özel bir USB disk değilse, yani şey olabilir, MX SATA'dan veya işte NAND flash'dan vesaireden, NAND flash demeyelim de daha doğrusu işte M20 diskten falan USB'ye çevirmediniz. Normal bildiğimiz işte kalitesi piyasada satılan 8-9 GB'lık flashlardan ise, mesela bunları disklerinize, işletim sistemi vesaire yüklemek ya da bunların üzerine çalışmak gerçekten problem olabilir. Yani diskin üzerine çok fazla veri yazılıp okunamıyor bu tür cihazlarda. Bu arada lütfen kafanız karışmasın. Şunu diyebilirsiniz ya, biz USB'ye işte VMware yüklüyoruz, işte USB'ye Linux yüklüyoruz vesaire gibi. Şimdi burada kafanızı karıştıran nokta şu: bazı işletim sistemleri açılışta işletim sisteminin kendisini RAM'in üzerine yükler. Linux bu tür bir işletim sistemidir. Siz Linux işletim sistemini open ettiğinizde, yani boot ettiğinizde Linux işletim sistemi kernel'ını vesairesini RAM'in üzerine yüklediği için diskte çok fazla haşır neşir olmaz. O yüzden bu tür bir işletim sistemi kullanıyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Ama yazma veya okuma yaptığınız zaman, yani RAM'de olan bir bilgiden diskten direkt bir bilgi istediğiniz zaman problem olacaktır. Şimdi o yüzden I/O bizim için çok önemli. Özellikle Windows kullanan arkadaşlar için. Çünkü Windows böyle bir şey yapmıyor. Ve tamamıyla diskin üzerinde çalışıyor. Ne istek gelirse direkt diske gönderiyor. Ne istek gelirse direkt diskten istiyor. Şeklinde bir işlem var.
Biz burada okuma yazma isteklerinin aynı anda gelmesine veya gitmesine ne diyoruz arkadaşlar? Regresler diyoruz. Verinin diske yazılmasına veya diskten okunmasına ise input output diyoruz. O yüzden regress ile input output'u birbirinden ayırmak gerekiyor. Şimdi mesela regress ile input output arasındaki fark nedir? Şimdi ben 1000 tane yazma isteği gönderebilirim. Tamam, diskime. O an için 1000 tane istek göndermiş oluyorum. Peki bunlardan kaçı gerçekten benim diskime yazıldı? Gerçekten bu veri benim diskime yazılıyor. Mesela onu şöyle bakalım hemen. Biraz önce Atop'a bakmıştık. Hani sistemimizi anlayalım diye. Şöyle şunu kaldıralım. Şimdi şu ekranı boyayalım. Şöyle yapsak bizim için yeterli. Tamam. Şurada Atop 1 diyelim. O hızlı bir şekilde çalışsın. Şimdi şuraya tekrar gelelim. Bu D'nin üzerine yüksek oranda bir veri yazalım. Aslında bu yazacağımız veri de sıfırlardan oluşuyor. Yani yüksek oranda bir veri yazmıyoruz aslında ama hani şu an için ihtiyacımızı karşılayabilecek boyutta bir şey yazalım. Test nokta ne diyelim? İmaj diyelim. Block size diyelim. Block size'ı 1 MB'lık. Bakın ben 512 KB normalde ama ben 1 MB'lık block size'lar halinde göndereceğim. Count'u eşittir mesela 5K. Yani 5 ortalama 5 GB'lık bir veri yazacağım arkadaşlar. Null test 1 MB 50. Şöyle 10K diyelim. 10 GB'lık bir pardon. Null'dan veri üretemeyiz. Null bilgisayarın şeyidir. Zero'dan. Tamam. Null 5 GB'lık bir veri oluştur dedim. Bakın şimdi bilgisayarıma veri, yani regoester geldi. Bakın görüyor musunuz? Artık regoester'e benim diskim cevap veremiyor. Neden? Çünkü regoester'e cevap verecek olan cache doldu. Ve diskin üzerine veri yazmaya çalıştığında veri de artık disk, yani üzerindeki NAND flash olmasına rağmen bu verileri ne yapamıyor arkadaşlar? Tam olarak disklerin üzerine dağıtamıyor. Ve dağıtamadığı gibi cache'de dolanınca direkt olarak arka tarafa diyor ki ben meşgulüm, ben meşgulüm gibi bir bilgi göndermeye başlıyor. Bu bilgiler nerede duruyor? Buffer'da duruyor. Buffer'ın ne olduğunu biraz sonra açıklayacağım. Şimdi o zaman regress ile input output dediğimiz şeyler birbirinden farklı. Ben binlerce ne yapabilirim arkadaşlar? Request gönderebilirim. Ama bunlar gerçekten input'a dönüyor mu? Yani diskin üzerine veri olarak yazılıyor mu? Bu işlem biraz farklıdır. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü mekanik disklerde ben şöyle test ortamları görüyorum. İnternette disk performans. Mesela şöyle bir mekanik diskten 116 MB yazma, 122 MB'lık işte okuma değerleri görüyorum. Arkadaşlar bu imkansız. Ya mekanik disklerde aynı anda bu sequential zaten. Bakın burada özellikle de yazılmış. Sequential. Hemen buna bakalım. Sequential nedir? Sequential dediğimiz sistem ardışık veri yazmadır. Yani aynı anda ben diske hem yazma isteği hem de okuma isteği göndermem. Tamam? Sadece yazma. Veyahut sadece okuma. Bu durumda diskinde ne olmaz? Diskinizdeki bu kafa ardışık olarak bir train üzerinde devamlı olarak durur ve oraya veri yazar ya da oradan sürekli olarak veri okur. Ama eğer diske ben aynı anda birden fazla yazma okuma isteği gönderirsem, yani random şekilde bunu yaparsam. Atıyorum mesela şöyle. Benim bilgisayarımdan bir DVD'yi açıp izlemem sequential'dır. Yani o yüzden 4 GB'lık bir veriyi direkt olarak açtım, okumaya başladım. Baktım çok rahat bir şekilde yapıyor. Fakat 10 kişinin aynı anda Word belgesi açmaya ve Excel, Word, işte Doge belgesi, birinin internete girmesi vesaire dediğiniz zaman bu işte random veriye girer ve maalesef öyle kolay bir şekilde çalışmaz ki çok daha küçük veriler olmasına rağmen. Peki mekanik disklerin hızı normalde ne kadardır? Şimdi mekanik disklerin hızı aslında cache'lerinin toplam hızının %50'si kadardır. Bu cache'lerin belli bir kapasitesi var arkadaşlar. Bu normal desktop bilgisayarları için 32 MB civarında. İşte üst cihazlarda neye çıkabiliyor arkadaşlar? 256 MB'a kadar çıkabiliyor. Yani normalde enterprise bir diskin aynı anda okuma yazma işlemlerine cevap verme kapasitesi nedir? 128 MB civarında. İşte cache'i düşük olan desktop bilgisayarların ise 16 MB civarında. Peki bunu neden böyle söylüyoruz? Bakın şimdi hemen şuradan bir okuma yazma testi yapalım. Disk kısmı. Mesela bu FIO
denen bir sistem. %50 oranında okuma, random read ya da random write yapacak. Okey? Şimdi şurada bunu yapıştıralım. Şu an aslında diskime sadece write listeyi gönderiyor. Bunun nedeni şu, 2 GB'lık bir fail oluşturacak. 2 GB'lık bu faili oluşturduktan sonra bunun içerisinde farklı alanlarına böyle anlık olarak okuma yazma istekleri yapmaya başlayacak. Şimdi bakın, benim diskim NAND flash disk. O yüzden diskin kendisi de zaten RAM gibi çalışıyor. Buna rağmen biraz önce sequential'da 268 MB böyle saniye yazılıyordu. Bu arada bu disk direkt trim'e tabi tutuluyor. Yazılan tüm veri aslında 500 MB civarında yazabilir ama trim açık olduğu için 268 MB'lara düşüyor. Kendi içerisinde bakın okumasını görüyor musunuz? Aynı anda okuma yazma yaptığı zaman 160'ı 170. Çünkü cihazın keşi, daha doğrusu NAND'ların okuma hızı yapabileceği, kontrolcünün işte üzerindeki keşin toplam hızı bu kadar. Ve bu mekanik listeye geldiği zaman keşin kapasitesi düşük olduğu için aynı anda %50 oranında okuma yazma yapılırsa keşin %50'si kadar okuyup yazma yapabilecektir. Yani sizin normalde işte bir mekanik disk alıp bilgisayarınıza taktığınızda takmış olduğunuz diskin okuma yazma hızı ne olacaktır arkadaşlar? Anlık olarak 16-17 MB eğer aynı anda okuma yazma yaparsanız. Yani bunu şunun gibi düşünün. Bir bilgisayarda işte atıyorum küçük boyutlu değil 9 GB'lık bir DVD dosyasını kopyalayın. Aynı dosyayı başka bir yere tekrar yapıştırın. Kesmeden yapıştırın. Yani ama bunun 2-3 GB'dan büyük olmasına dikkat edin. Çünkü buffer sistemi devreye girebilir. Buffer'ı elege etmek için kopyalayın, yapıştırın. Göreceksiniz cache'iniz kadar okuyup bir şey yapacaktır. 64 MB cache varsa 32 MB'larda filan yazıp okuyacaktır. İşte 256 MB varsa da 128 MB'larda okuyup yazma işlemi yapacaktır. Şimdi cache mimarisinin çalışması nasıl? Şimdi şuradan tekrar dönelim. Bana okuma ve yazma istekleri geliyor. Bu okuma yazma istekleri geldiğinde yani buradan bir okuma isteğim var. Geldi. Aynı anda bir de yazma isteğim var. O da geldi. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Burada yazma isteklerini ilk önce cache bufferlar. Yani burada yazma isteklerini tutar. Okuma isteklerini ise buradan çekip sahibine iletmeye çalışır. Çünkü neden? Eğer cache dolu değil ise yazma isteklerini, yani bu verileri kendi üzerinde tutup okuma isteği bittikten sonra diskin üzerine ne yapabilir arkadaşlar? Gönderebilir. Lego isteğimizi bu şekilde ne yapabiliriz? Diskin üzerine veri olarak yazabiliriz. Bu da bizim IO'muzun geçici olarak yüksek olmasını gösterir. IO durumu, yani input output durumu nedir arkadaşlar? Yine cache'in boyutuyla alakalı bir durumdur. Şunu kapatalım. Şimdi o zaman bir, mekanik diskler sadece sequential write ve read için, yani sequential yazma ve okuma için üretiliyorlar. Bunu random request'lere cevap verebilecek duruma getiren, input output'larda birden fazla input output'a cevap verebilecek duruma getiren cache. O yüzden bir disk alırken bizim için cache nedir arkadaşlar? Önemlidir. Rastgele yazma, okuma dediğimiz sistem bizim bilgisayarımızda aynı anda yapılan yazma ve okuma isteklerinin toplamına söyleniyor. Yani rastgele dediğim sistem. Sıralıysa ben 4 GB boyutunda bir veriyi yazmak istediğim zaman ne yapıyor arkadaşlar? Bu 4 GB'lık veriyi diske gönderdiğimde aynı track ya da track'in kapasitesi 4 GB'ı geçiyorsa daha düşükse birden fazla ardışık track'ler üzerinde ne yapabiliyorum arkadaşlar? Bunları sektörlere veya cluster'ların üzerine ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Ama dediğimiz gibi cluster'ın boyutu büyüdükçe diskin kullanım kapasitesi düşecektir. Hızı artacaktır fakat kapasitesi düşecektir. Mesela VMware kullanırken VMFS FAT sistemlerine dikkat edin, 1 MB'la formatlar. Bu da okuma oranınızı yüksek, pardon, yazma oranınızı yüksek, okuma oranınız ise düşük hale getirir. Yani cluster'ın büyümesi yazma isteklerini ne yapacaktır arkadaşlar? Daha kolay şekilde diske yazılabilmesini sağlayacaktır. Fakat okuma da her bir cluster'ın veya sektörün arasındaki alan büyüyeceği için, çünkü atıyorum bir cluster'ımız var 1 MB, ben 512 KB'lık bir veri yazdım. Sonra bir sonraki cluster'a geçiyorum. Buraya gidebilmek için belki 1000 tane sektörü ne yapmam gerekiyor? Atlatmam gerekiyor. Yazma isteği yaparken çok hızlı bir şekilde yazmanızı, okuma isteği yaparken ise ne yapacaktır arkadaşlar? Yavaş şekilde okumanıza neden olacaktır. Şimdi disk cache sistemlerinde
anladık diye düşünüyorum. Peki buffer dediğimiz sistem nedir? Buffer dediğimiz sistem işletim sisteminin kendisinin buffer'ı. Yani bilgisayarımızda bizim başka hafızalarımız neler var? RAM'ler var. Şimdi işletim sistemleri RAM'leri geçici hard diskler olarak kullanabilirler arkadaşlar. Bu küçük dosyalarda genelde de bu şekildedir. Mesela şöyle bakalım. Biraz önce ben 5 GB'lık bir dosyayı yazdığımda 268 MB bölü saniye gerçekten diskimin hızını almıştım. Şimdi bu 5 GB'lık disk yerine, bakın file yerine 1 GB'lık bir file yazalım. Tamam. Bakın gördünüz mü? 1.3 GB bölü saniye aldım. Ama aslında bu benim diskime yazılmadı arkadaşlar daha. Yani diskime şu an arka tarafta ne yapılıyor arkadaşlar? Yavaş yavaş diskin üzerine bu veriler yazılmaya devam ediyor. Buffer'ımdaydı. Yani memoriye yazdı ve memoriden şey yaptı. Hatta şu an ben bu veriyi tekrar okumak istersem çok yüksek bir okuma oranına da ne yapabilirim? Sahip olabilirim. Çünkü bu okumayı diskin üzerinden değil, RAM'in üzerinden yapacağım. Hatta şöyle yapalım. Bakın şu an daha diske yazmaya başladı sistem. Yazdı, bitirdi. 260 MB. Zaten çok bir şey değildi. Test 3 diyelim mesela. Bakın yine buffer'ı alacak. Hatta 1K'yla diyelim mesela. Bakın yine buffer aldı. Diske şu an herhangi bir şey yazmıyor. Ama bu diskte bunun alanını ayırdı. Bu Linux'un X4 sisteminden dolayı gitti. Bu bir daha doğrusu defrag problemi oluşmasın diye diskin üzerinde o alanı ayırdı. Buffer'da tutuyor ve eğer buffer'a yeni bir istek gelmezse biraz sonra bu buffer'ı ne yapacak arkadaşlar? Diskin üzerine boşaltmaya başlayacak. Zaten birazcık beklersek buffer sisteminde şey yapacaktır. Evet, ben burada farklı tekrar bir veri gönderdiğim zaman bunu tekrar buffer'a yazacaktır. Arka taraftaysa diskin üzerine veri yazmaya çalışacaktır. Yani şu an buffer dolu. Diskin üzerine bakın veri yazmaya çalışıyor. Burada o veriyi yazarken ise ne yapıyor arkadaşlar? Arka tarafta bununla uğraşıyor. Ya da buffer'daki veriyi tutuyor, diskin üzerine yeni gelen veriyi yazıyor şeklinde işlem yapıyor. O yüzden uğraştığınız dosyalara göre bu işletim sisteminizdeki buffer'ı RAM kapasitenize göre ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Büyütebilirsiniz. Mesela bugün işte ZFS gibi sistemler 8-9 GB'a kadar veya 16 veya diskin şöyle her 1 TB'a 1 GB RAM gelecek şekilde ne yapabiliyorlar? Sistemdeki memoriyi buffer yani flash cache olarak kullanabiliyorlar. Buffer dediğimiz sistem de bu. Eğer bufferlar ve cache'ler olmasaydı zaten işin aslı disklerle çok eğlenceli anlar yaşardık. Veya bugünkü teknoloji aslında şu anki haline gelmezdi. Şimdi dual multi dediğimiz sistemler nedir? Bunun için NAND flash'lara geçiyoruz arkadaşlar. Dual ve multi sistemler nedir? Şimdi diskinizin üzerinde bizim neyimiz arkadaşlar? Bakın keşimiz var değil mi? Mesela biz buradaki keşin kapasitesini arttırmadan şöyle bir şey yapsak. Şunu bir kapatalım. Mesela buraya bir write cache koysak. Write cache. Buraya bir read cache koysak. Sonra şuradaki şu kafadan da mesela şöyle ikinci bir tanesini şöyle bir kafa oluştursak şurada. Hatta şunu yapıştırma diyelim. Şöyle bir kafa daha olsa burada. Tamam. Bu kafa okumak için olsa mesela bu read heat diyelim. Tamam. Bu da write heat diyelim. Write heat diyelim. Tamam. Eğer böyle bir şeyimiz olsaydı ne olacaktı? Yani dual kafayla, dual kolla, dual caching sistemiyle çok çok daha yüksek hızlarda ne yapabilecektik? Çalışabilecektik. Fakat bu mekanik disklerde pek mümkün değil. Gerek şey bu diskin kafasının zaten kendisi kalkmıyor. Hava basıncıyla kalkıyor. İkincisi bu mekanik bir okuma yazma olduğu için enerji kayıpları oluyor. Diskin kendisinde ısınma oluyor. Yüksek ısınmaları neden olacaktır. Bu arada aslında bunun lisansını alan bazı disk üreticileri var. Ama üretmiyorlar. Zaten 2020 itibariyle de pek mekanik disk kalmayacak ortada. O yüzden NAND flash'lara geçelim. NAND flash'larda işlemler nasılmış ona bakalım. Bu bir NAND flash çalışan. Hatta burada dual çalıştırmış. Yok şey koymuş üzerine. NVMe koymuş. Şöyle biraz daha NAND'a bakalım. Bu biraz daha iyi. 120 MLC flash NAND disk demiş. Plane 2 blokların üzerinde demiş. İşte bloklar sistemi. Sonra bunları clusterlamış. Vesaire vesaire işlemler yapmış.
Şimdi bu NAND sistemleri nasıl çalışıyor bakalım. Şöyle. Bunlardan hatta şöyle bir tane alalım. Okey. Şimdi biz normalde verimiz nasıl çalışıyordu arkadaşlar? Bize işte okuma isteği geliyordu. Biz bu isteği ne yapıyorduk? İşte şuradaki hatta şunu şöyle yapalım. Mesela şunun içerisinde bir sürü veri koyalım şöyle. Bu diskimiz biliyorsunuz bir kütüphane rafına benzer bizim diskimizde. Şunu şöyle yapalım. Tekrar veri yapıştıralım. Tekrar veri yapıştıralım. Tekrar veri yapıştıralım. Tekrar bir veri atalım. Şöyle tekrar bir veri atalım. Tamam da şuraya koyalım. Mesela bize okuma isteği geldi. Ne oldu? İşte biz bu okumayı şuradan gittik. Şöyle çektik buraya geldik. Bu sırada bize ne geldi? Bir tane yazma isteği geldi. İşte gittik onda şu sektörün üzerine ne yaptık? Yazdık. Tabi burada bir sürü boşluklar bırakarak filan diski çok böyle çok kötü şekilde kullanarak bu işlemleri ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Peki NAND'lardaki sistem nasıl çalışıyor? Ona bakalım. Bu mekanik disklerdeydi. İşi yapan kafaydı ve bu kafa ne yapıyordu arkadaşlar? İşte sağ aşağı yukarı inerek bu tracklerin üzerindeki sektörlere gidiyordu. Bunların üzerindeki clusterlara istinaden de veriyi yazıyordu. Sonra bir sonrakine gezip tekrar devam ediyordu veya okuyordu. Bunu da aynı anda sadece bir defa yapabiliyordu. Peki NAND'lar nasıl çalışıyor? Arkadaşlar NAND'lar bildiğiniz bilgisayarınızın üzerindeki RAM'lerle daha ucuza üretilmiş RAM'ler olan katı haldeki depolama birimleri ve aslında bakın şu şekildeler. Bunların üzerinde birçok şey var. Devre var. Elektronik olan devreler. Bu devrelerin üzerinde de bu çipler var. Bu çiplere de ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde bir bloklama sistemine beraber veri yazılıyor. Şimdi bu veri yazılırken buraya bir de yüksek kapasiteli kontrolcü devreye giriyor. Kontrolcü. Kontrolcü. Aslında bunu işlemci diyebiliriz. Bunu Türkçe mi yazayım? Kontrolcü. Kontrolcü. Diyelim, tamam mı? Bir kontrolcü devreye giriyor. Bu kontrolcü ne yapıyor arkadaşlar? Bize gelen verilerin hangi hücrelere yazılacağını. Çünkü neden? NAND'ların da başka bir problemi var. Mekanik disklerde. NAND'lar elektromanyetik sistemle çalışıyor yine. Yine bu hücreler elektromanyetik sistemle. Zaten bilgisayarımızdaki her şey elektromanyetikle, yani manyetik sistemle çalışıyor. Bu manyetik olarak bu hücrelere belirli işte elektrik atomları bırakarak 0-1 şeklinde yani hücrenin aktif ya da deaktif olmasını sağlayarak 0 ya da 1'e karşılık artık ne geliyorsa hani bu mühendis tarafında bunu sağlıyor. Tabii bunun bu hücrenin bu değişimde belli bir limiti var. Atıyorum bir hücre 1 milyar defa değişebiliyor. 1 milyardan sonra artık işlevsel olmuyor. Yani bu aynı şey gibi bir evinizdeki lambayı açıp kapıyorsunuz, açıp kapıyorsunuz, açıp kapıyorsunuz. Hani 100 bin kere yanıp söndükten sonra lamba ne yapıyor? İçerisindeki tel veya atıyorum 3 bin saatten sonra yani 3 bin saat kullanıldıktan sonra aktif olarak bu hücre ne yapıyor arkadaşlar? Lamba ölüyor. Aynı şey buradaki sistem içinde geçerli. Zaten oradaki devrede bu bir lamba. Yani açıksa 1 değilse 0 şeklindedir. Şimdi bu kontrolcü bu nedenle şunu yapıyor arkadaşlar. Kendisine gelen istekleri mesela bu sisteme bir tane diyelim okuma isteği geldi. İşte bir tane yazma isteği geldi. Değil mi? Bu burada yazma isteği geldiğinde bu yazma isteği ne yapıyor arkadaşlar? İlk önce biri şuna yazdıysa hatta şöyle yapalım. İşte ilk önce şuna yazıyor. Sonra şuna yazıyor. Sonra buna yazıyor. İşte geliyor şuna yazıyor, şuna yazıyor, şuna yazıyor, şuna yazıyor. Silme isteği geldi, şu silindi, şu silindi, şu silindi diyelim. Şimdi tekrar veri geldiğinde bunlara yazmıyor. Çünkü neden? En iyi şekilde kullanabilmek için gidiyor boş olanları yazıyor. Tamam? Ya da bunlara. Çünkü neden? Bu kontrolcü kafanın üstündeki sektör yapısının dan farklı bir yani track yapısı gibi çalışmıyor arkadaşlar. Bu hücrelerin her birine direkt olarak ulaşabiliyor. Direkt olarak ulaşabildiği için bu hücrelerde ne yapıyor arkadaşlar? Hangisini aktif edip hangisini kapatabileceğinde ne yapıyor? Kontrolcü seçebiliyor. O yüzden de NAND flashlarda kontrolcünüz çok önemli. Ve bu NAND flashların ömrü de çok önemli. O yüzden trim yapmanızda fayda var. Mesela ben diskimin hızından feragat edip ne yapıyorum arkadaşlar? Sürekli trimli olarak çalıştırıyorum ve diskart option ile beraber çalıştırıyorum. Bu da diskimin ne yapıyor? Daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Şimdi peki ben bunu niye anlattım? Şimdi doğal bir multi ile ne alakası var? Şimdi bilgisayarınızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Daha doğrusu yani tüm bilgisayar sistemleri için bilgisayardaki komponentlerin
belli hızlarında üzerine çıkamıyorlar. Çıkabilmesi içinse malzemenin iletkenlikten işte süper iletken durumuna geçmesi gerekiyor. Çünkü belli bir seviyede bunu küçültürseniz artık burada enerji kayıpları arttıkça da ısıya neden oluyor. Ve soğutmak mümkün olmadığı için işlevsel olarak kullanamıyoruz. Peki biz bilgisayarlarımızı nasıl hızlandırıyoruz? Mesela ne yapıyoruz? İşlemcilerde dual CPU kullanıyoruz. İşte bir tane çekirdek var, bir tane paket var. Bu paketin içerisinde çift CPU var. Bu her çift CPU'nun üzerinde de ne var? 7-8 tane core var. Hatta bunları bir de hypertraining ile beraber devrenin hem bu tarafından hem diğer tarafından gerek ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Kullanabiliyoruz. Mesela RAM'lerinize geldiğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? RAM'lerinizin üzerinde işte bir adet RAM kullanırsanız aynı anda RAM'inize 64 megabitlik 64 bitlik veri yazabilirken çift RAM kullanıyorsunuz 128 bit, hatta triple RAM kullanıyorsunuz 196 bitlik ne yapabiliyorsunuz? Veri yazabilir duruma geliyorsunuz RAM'lerinizde. Aynı şey ekran kartlarınız için, işte SLI, CLI falan dediğimiz sistemler. Başka mesela power supply'larınız için, round power supply, gerek gereklilik gerek güç yetmemesi durumu için yani birçok şeyde bilgisayarlarda dual ve multi kullanım söz konusu. Şimdi NAND flash dediğimiz disklerde de aynı şekilde dual veya multi kullanım söz konusu. Peki bu nasıl oluyor? Bu NAND flash dediğimiz sistemlerde bir çipin boyutu ortalama 32 MB'da 128 MB civarında bir şeye geliyor diye biliyorum. Tabii bu yeni çıkan 3D teknoloji, QLTC vesaire gibi teknolojilerle çipin boyutları çok ciddi oranda arttırıldı. Fakat NAND flashlarda şöyle bir şey daha var. Biraz önce şunu söylemiştim. Demiştim ki kontrolcü aynı anda tüm bu bloklara erişebiliyor. Ve tüm bu bloklardan da ne yapabiliyor arkadaşlar? Okuma yapabiliyor. Yani hem yazma isteği gönderebiliyor hem okuma işi gönderebiliyor. Çünkü adresleri belli. Şimdi eğer ben birden fazla çip koyarsam ne olur? Şöyle ikinci bir çip daha koydum. Tamam. Performansımı arttırabilmek için. Şimdi NAND flashlarda bu çiplerin her birinin belli bir yazma okuma kapasitesi var. Yani megabayt bölü saniye olarak. Atıyorum bu çipin megabayt bölü saniyesi 32 megabaytsa bu çipin de 32 megabayt. Ve SSD'lerde çip sayısı arttıkça cihazın okuma yazma oranı da artıyor. Yani bir almış olduğunuz SSD'nin üzerindeki çip sayısı ne kadar fazla ise o kadar yüksek oranda okuma yazma yapabiliyorsunuz. Peki diyeceksiniz ki ya o zaman hani üreticiler niye daha küçük kapasiteli çiplerle daha büyük şeyler oluşturmuyor, alanlar oluşturmuyor. Nedeni şu, minimal alana maksimum kapasiteyi sığdırmaya çalışıyorlar. Bugün biliyorsunuz NVMe2'lerle falan böyle kalem boyutlarında falan artık şeyler var, diskler var. Çok küçük bir alanda hani profesyonel kısma gittiğiniz zaman farklı şeyler kullanabiliyorlar. Ama günün sonunda sistem bu şekilde çalışıyor. Yani biz bunu ne kadar çoklarsak bu çip sayısını sistemimizin doğal olarak okuma yazma performansı da ne yapıyor arkadaşlar? O kadar artıyor. Çünkü neden? Bizim şuradaki kontrolcümüz, yani şu kontrolcü şu cache aracılığıyla ne yapabiliyor arkadaşlar? Aynı anda mesela ben veri gönderdiğim zaman hem buna hem şuna hem şuna hem şuna ne yapabiliyor arkadaşlar? Yazma yapabiliyor. Okuma isteği geldiği zaman işte bundan aynı anda, bundan aynı anda, bundan aynı anda ve bundan aynı anda ne yapabiliyor arkadaşlar? Okuma yapabiliyor. Bu da benim okuma yazma oranımı yükseltiyor. Yani diskim o yüzden NAND flashlarda mekanik disklerde olmayan bu özellik sayesinde ne yapabiliyoruz? Yüksek kapasite, özellikle diskin kapasitesi yükseldikçe bu üzerindeki çip sayısı da yükseliyor demektir. Çip sayısı yükseldikçe de doğal olarak ne olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar? Biz bunları daha yüksek performanslı olarak kullanabiliyoruz. Tabi bu sefer de devreye şu giriyor. Peki diyeceksiniz ki ya kontrolcünün arkasındaki çipi çok şey yapalım. Kontrolcü de işte çok yüksek kapasiteli olsun. Biz işte çok yüksek oranlarda veri okuyalım yazalım. Bu sefer de arkadaşlar veri yolu problemi başlıyor. Şu an SSD diskler SATA veri yolunu kullanıyor. SATA veri yolu hızı 6 gigabit civarında. Bu da saniyede 500 megabayta falan geliyor. Yani 500 megabaytı destekleyebilecek bir kullanıcı, daha doğrusu kontrolcü aynı anda ve bunu destekleyebilecek flash sayısına ulaştığınız zaman aslında daha üstüne çıkmanıza gerek kalmıyor. Üreticiler de ne yapıyor? İşte 3D flash'tan sonra
QLTC, yani QLTC'lerle beraber bir çipin, daha doğrusu bir entegrenin üzerindeki işte katman sayısını arttırarak 8, 10, 20, 64, hatta bugün 128 katmanlı şeylerden bahsediyorlar. Kapasitelerden bahsediyorlar. Saniyede 500 MB okuyup yazabilen daha yüksek kapasiteli diskler üretiyorlar. Ya da ne yapıyorlar? Veri yolunu değiştiriyorlar. İşte SAS veri yolu kullanabiliyorlar. 12 gigabit bölü saniyelik. İşte şu an PCI Express diskler moda. PCI Express disklerle beraber NVMe2 dediğimiz diskler. Bunlar PCI Express veri yolu kullanıyorlar. PCI Express veri yolu 64 gigabit, hatta 128 gigabitleri falan gelecek bu sene içerisinde. PCI 8.4.0 ile beraber sanırım 128 gigabit hızında ne yapabiliyor arkadaşlar? Çalışabiliyor. Çok yüksek veri hızlarında erişebiliyor ki buraya koyacağınız NVMe'lerde de artık çip sayısını arttırmak veya QLTC'ler işte daha aynı birim alanda daha yüksek kapasite ve çip sayısını arttırarak aynı birim alanda ne yapacaklar? Daha fazla okuma yazma hızlarına erişebilecekler ki şu an o cihazlarda bildiğim kadarıyla en üst serilerde 3000 MB bölü saniye okuma, işte 2000-2500 MB bölü saniyede hani PCI Express'in artık limitlerine dayanmış şekilde yazma yapabiliyorsunuz ki bilgisayarda şöyle bir şey vardır. Bilgisayarınız en yavaş parçanın hızına orantılı olarak çalışır. Bu en yavaş parça da eskiden hard disklerdi, yani mekanik disklerdi. Artık bu flash ve NVMe2'lerle beraber bu button'ın, yani bu dar boğazın olduğu kısımda ortadan kalkıyor. Şimdi flash diskleri çok böyle ayrıntısına girmeyeceğim. Yani basit anlamda flash disk ne? Çalışma mantığı nasıl çalışıyor? Onunla ilgili üzerinde durmaya çalıştım. Peki burada kontrolcü artması ve entegrenin artması bize ne getiriyor arkadaşlar? Yüksek oranda I/O. Değil mi? Yüksek oranda I/O değerleri getiriyor. Yani normal bir mekanik diskte masa üstünde kullanılan, hani bilgisayarımıza taktığımız 7200 RPM ile 5400 veya 5900 RPM, yani dönüş hızı da çalışan, işte üzerinde 32 MB ile 128 MB'a kadar cache olan bir diskte alabileceğimiz I/O, tahmin ediyorum hani 50-60 I/O civarında. Bu real time'da çok daha düşer, yani 30 I/O'lara 40 I/O'lara falan da düşer de, hani böyle direkt sequential yazdık, sequential okuduk dediğimiz zamanlarda. Yoksa rastgele okuma yazma yapsak o değerler çok daha düşecektir. İşte SAS disklerde bu yani 150-170 I/O'dan bahsediliyor ama onlarda da sequential değil de random olarak rastgele bu işi yaptığınız zaman çok daha düşük olabiliyor. Şimdi gelelim sistemin üzerindeki flash cache nedir? Şimdi flash cache sistemi ise biraz farklı arkadaşlar. Şimdi biz ne dedik? Bizim mekanik diskimizdeki problemde yani şunu yapamıyorduk. Biz bir read sektör ve write sektör oluşturamıyoruz değil mi? Sistemin üzerinde. Ve bunu hani şey gibi de yapamıyoruz. Yani şurada bir tane cache'imiz var. Yani cache'i arttırabiliriz ama çok bir anlamı olmaz. Çünkü kafa bir tane sonuçta. Yani şunu yapabiliriz. Write cache için ayrı bir cache kullanırız. Büyük oranda. İşte read cache için bunu kullanırız. Peki bu cache'ler çok pahalı. Bunu nasıl yapacağız? Ve gerçekten bizim bu kadar yüksek performansa ihtiyacımız var. Yani şu makinenin önüne 4 GB cache koysak arkadaşlar. Cache'in yani devasa okuma yazma hızları var ve ömrü çok uzun ama şöyle bir problemim var, maliyeti çok yüksek. O zaman flash cache dediğimiz sistem. Bu arada flash cache'i anlatırken bazı arkadaşlar şey diyebilir, işletim sisteminin flash cache'i gibi anlayabilir. Hayır, ondan bahsetmiyorum, NAND'dan bahsediyorum. Ben NAND flashlardan bahsediyorum. Bir de işletim sisteminde RAM kullanan ZFS gibi sistemler var. Onlar hani direkt RAM'in kendisini cache gibi kullanabiliyorlar ama ben normal SSD disklerden bahsediyorum. SSD disk, NVMe disk, M.2 SATA disk, bunlardan bahsediyorum. NVMe2, NVMe1, bunlardan bahsediyorum. Flash disk olarak. Şöyle bir işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Birim maliyeti çok ucuz olan, yani yüksek kapasite ama düşük hız sunan mekanik diskleri alıp bunların önüne birim maliyeti yüksek olan, yani megabayt başı para ödediğimizde maliyeti yüksek olan SSD disklerle birleştirip ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Flash disk sistemleri oluşturabiliyoruz. Bakalım şöyle 4 şunu geçelim, bu başka bir şey için. Şöyle yapalım. Şu bizim emektar mekanik diskimiz. Biz
şuradaki flash diskimizi alıyoruz. Şuraya yerleştiriyoruz. Bunun kapasitesi atıyorum 8 TB'lık 8 TB. Şunun kapasitesi ise 128 GB. Tamam. Şimdi burada şöyle bir işlem oluyor. Şurada mantıksal bir disk oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz kaydıralım. Şurada mantıksal bir disk oluyor. Aynı bufferlama gibi çalışıyor. Ve okuma yazma istekleri geldiğinde, yani buradan bir okuma isteği geldi diyelim. Okuma isteğini eğer veri mekanik diskin üzerindeyse buradan çekiyor. Tamam. Bir yazma isteği geldiğinde yazma isteğini buraya gönderiyor. Bu uygun bir zamanda, yani şu mekanik diskin uygun zamanında, tamam mı? Bu isteği ne yapıyor? Buraya gönderiyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Biz buna caching sistemi diyoruz. Yani SSD diskleri nedir arkadaşlar? Mekanik diskler için caching olarak kullanması. Şu an BTRFS, ZTFS, bunun dışında nelerde var başka? LVM gibi sistemlerde biz ne yapabiliyoruz? Bu mekanik disk, yani daha doğrusu şöyle NAND flashların mekanik disklere kullanımını sağlayabiliyoruz. Peki bunu niye yapıyoruz? Yani ikisini ayrı ayrı kullansak da biz normal işlerimizi SSD'de yapsak, mekaniği yapsak, alan yönetimi. Alan yönetimi. Alan yönetiminin anlamı şu. Yani ne kadar çok disk sayım varsa, diskim varsa bilgisayarın içerisinde, bunları farklı farklı alanlar olduğu zaman ne yapacağım arkadaşlar? Hani bunlar, alan yönetimi zorlaşır. Alan yönetimi zorlaştığı için de bir alanda hepsini birden yönetmek her zaman çok daha nedir arkadaşlar? Karlı şekilde bizim için daha kolay yönetilebilir, daha kolay hizmet aldığımız bir alana dönebiliyor. Tabii aynı şekilde burada buffer'ı anlatırken bir şey söylemiştim. Eğer ki mesela gelen okuma isteği, şu da bir okuma isteği diyelim. Eğer bunun üzerinde ise bunu buradan çekmek yerine arkadaşlar, yani şu şekilde şu kırmızının olduğu gibi çekmek yerine direkt buradan da çekebiliyor. Yani ne oluyor? İstek datam neredeyse o an için bunu da bu şekilde kullanabiliyorum. Mesela NAS cihazlarında kullandığımız caching sistemi de bu şekildedir. Hatta NAS cihazlarında şöyle bir şey var. Şimdi normal mekanik diskler, hatırlarsanız şunu söylemiştim. Eğer sequential olarak istek gelirse, yani rastgele değil, direkt olarak bir istek gelirse, yani bir büyük oranda bir, mesela 10 GB bir veri yazacağım mesela, tamam mı? 10 GB veri yazacaksam bunu cache almanın bir anlamı var mı arkadaşlar? Gerek yok. Neden? Çünkü mekanik disk zaten bunu yazabiliyor. Hatta şu an bahsetmediğim RAID yapılarımız var. RAID yapılarında bu 10 GB'lık veri aynı anda 8-10 diske yazdırarak ne yapabiliyorum? Çok yüksek oranda bir yazma oranı elde edebiliyorum. O zaman bunu flash'e yapmak yerine, yazmak yerine direkt oraya gönderebiliyorum. Birçok sistemde bu da var. Yani gelen veriyi direkt olarak mekanik disk yazıyor. Okumaları SSD veya mekanik disk üzerinden yapıyor. Ya da mekanik disk üzerinden yaparken hani belli bir datayı mekanik diskin üzerine çekiyor, belli bir datayı oradan çekiyor gibi parçalı bir yapıda kullanabiliyor. Yani bu problemlerin şu anki mekanik disk gibi hani birim maliyet oranı çok düşük olan, SSD gibi birim maliyet oranı yüksek ama performansı çok yüksek olan disklerle kombin şekilde çalışarak flash cache'i de ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Şimdi o zaman konuyu toparlayalım tekrar en baştan. Şimdi disklerimiz neydi bizim? Mekanik olarak, yani daha doğrusu şöyle, farklı tiplerde, değil mi? Bilgisayarımızın üzerinde kalıcı veri tuttuğumuz sistemlerde izler neydi? Bu metal plakaların üzerinde çizilmiş olan verilerin yazılacağı izler. Sektör neydi? Bu çizgilerin, yani bu dairesel çizgilerin içerisindeki 512 byte'lık veya 4096 byte'lık alanlardı. Cluster dediğimiz sistem neydi? Disk format, yani bunun üzerindeki format sistemini bu sektörleri birleştirerek oluşturmuş olduğu büyük sektörler veya sektör gruplarına deniyordu. Küme dediğimiz zaten cluster'ın kendisi. Input output dediğimiz sistem bir diske aynı birim zaman içerisinde yapılan input, yani yazma ve okuma işlemlerinin toplamıydı ve request değildi. Request'i çok karıştırıyorlar çünkü onunla. Thread dediğimiz, hani diske bakıyorsunuz 400-500 bin thread oluşuyor ama arkada bakıyorsunuz o kadar okuma yok.
Veya o kadar yazma yok yani. Veya yapmış ama disk artık okuyamıyor ya, yazamıyor. O thread'ler ne oluyor? Birikiyor sürekli olarak request'ler. Request neydi arkadaşlar? Benim diske göndermiş olduğum request'ler. Yani request sayım, input output sayıma denk gelmiyorsa orada bir problem var demektir. Artık neye? Cache vesaireye ihtiyacım vardı. Rastgele ve sıralı yazma neydi? Ben aynı anda birden çok istek veya birden çok istek yapıyorsam, yani request gönderiyorsam, disk aynı anda bunlara birden hepsine birden cevap veriyorsa, yani IOS'u yeterli geliyorsa, buna rastgele yazma okuma deniyordu. Sıralı yazma okuma neydi? Ben büyük boyutta tek bir dosyayı diske gönderiyorum ve veri yazıyordu. Mesela NVR kayıtları vesaire gibi kayıtlarda durum böyledir. Çok profesyonel disklere ve SSD cache'e ihtiyacınız olmaz. Çünkü tek taraflı aslında yazma işlemi, çok nadir olarak da oradaki videoları izleme veya okuma işlemi yaparsınız. Yani yazma okuma oranı şeydir, %98'e %2 gibi bir orandır. Yani %2 için gidip böyle SSD yatırım falan yapmaya pek de gerek yok. Ama file server olarak kullanıyorsanız o zaman SSD cache, neyi o zaman? SSD ile cache veya flash cache veya ZFS gibi hani buffer'ı direkt cache çeviren sistemlere ihtiyacınız olabilir. Disk cache neydi? Disk cache, bizim disklerimiz sadece sıralı yazma ve okuma yapabildiği için gelen request'leri tamponlayabilecek diskin üzerindeki bir buffer alanıydı, ama bunların maliyeti çok yüksek olduğu için olabildiğince hani düşük kapasitelerde disklerin üzerinde tutuluyor. Buffer neydi? Buffer sistemimizin kalıcı olmayan hafızanın üzerinde tutmuş olduğu, değil mi, bir veri alanı, geçici olarak disk kullandığı alandı. Dual multi dediğimiz sistemler ise bilgisayarımızın içerisinde hani mekanik disklerimizin veya NAND flashlarımızın veya NAND flash hücrelerinin yazma okuma kapasitenin limitleri ve bu devrelerin, parçaların küçülmesinde çok fazla küçülttüğünüz zaman artık atomun bunun içerisinde gezerken rahat gezemez ve atlama neden olmasından dolayı veri taşıyamaz ve enerjiye, yani ısı enerjisine dönüşüp cihazı ısıtmasından nedenli olarak, değil mi, çok fazla küçültmeye gitmeden, yani süper elektriken ihtiyacı doğurmadan neydi? İşte aynı işi yapan cihazdan birkaç adet takarak verinin daha farklı, yani işlenmesi, yazılması, okunması vesaire gibi durumlarda hani kullanılan sistemdi. NAND neydi? NAND'lar katı hal depolama sistemleriydi. SSD diskler bunun içerisinde, NVMe'ler bunun içerisinde, işte USB diskler bunun içerisinde, MMC bellekler bunun içerisinde, flash, bu arada bir flash diye de geçen katı depolama sistemi var. Flash her yerde kullanılıyor sanırım. Flash cache neydi arkadaşlar? Biz flash cache'i ne için kullanıyorduk? Aslında burada bahsettiğimiz, dediğim gibi, birçok flash cache'si geçiyor ama bizim kullandığımız SSD, NAND, yani flash olarak çalışan katı hal depolama sürücülerinin mekanik disklerde uygulanmasıydı. Bu videodan sonra ZFS, bu flash cache sistemleri, işte IO'nun arttırılması, yazılması, diskin işletim sistemine göre ayarlanması gibi kısımlarla ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum. Aslında bu videoda onların başlangıç videosu. Çünkü ilk önce hani disk nedir, buna nasıl veri yazılıyor, okuluyor, anlamak gerekiyor ki diğer şeylere neden ihtiyacımız var. Hepiniz kalın sağlıcakla.